Cotabato şehrinde çok sıcak bir hava ve tabii ki yağmur sonrası yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye'mizden çok uzaklardayız ve Morolu Müslüman kardeşlerimizle bir sabah burada, yani yetimhanemizde buluştuk. Şentürk ailesi yetimhanesi ve Pişkin ailesi kız öğrenci yurdunun hemen avlusunda. Bugün yardım faaliyetlerimizde gıda dağıtımımız var. Ve gıdalarımızı hazırladık. Bugün Morolu kardeşlerimizle birlikte paketleri hazırladık ve kardeşlerimize, bugün gönüllü kardeşlerimizle Türkiye'den bu yardımları gönderen hayır sahiplerinin emanetlerini bugünkü programımızda kardeşlerimize vereceğiz ve gıda paketleriyle inşallah bugün onların yüzlerini güldüreceğiz. Programımız çok yoğun, kardeşlerimiz sabırsızlıkla bekliyorlar ve bugünkü yardım faaliyetimize yine hareketli bir şekilde başlamış bulunuyoruz. Ribat İnsani Yardım Derneği olarak Moro'dan sesleniyoruz. Sesimizi ulaştırdığımız tüm kardeşlerimize Ramazan ayından kalbi muhabbete selam ediyoruz. Bu bereket ayında Ribat olarak Morolu kardeşlerimize gıda yardımı gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerimizi gördüğünüz üzere kesintisiz programımız devam ediyor ve Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kayahan Bey ile birlikteyiz. İsmail Bey, üzerimizde ter oldukça fazla. Evet. 35 derece sıcaklık var sevgili izleyenler ama hissedilen 50 derece. Öncelikle neden Moro? Ribat Eğitim Vakfı neden burada? Çok güzel projeleriniz var. Sözü ben size vermek istiyorum. Ribat Eğitim Vakfı olaraktan biz dün Taşkent'te dağıtmıştık. Bugün Moro'dayız. Yarın da Arakan'da, Bangladeş'te Arakan kamplarında dağıtacağız. Biz de Konyalı ve Türkiye'deki insanların vermiş olduğu yardımları kendi elimizden fakirimize, kalenderimize, yetimimize, öksümüze dağıtmak üzere Moro'ya geldik. Moro'da aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan bir yetimhanemiz, bir de öğrenci yurdumuz var. İnşallah onlara açılışını yapacağız ve tekrar yarın yine bu gördüğünüz kardeşlerimizin gıdalarını ve nakdi yardımlarını vermeye devam edeceğiz. Çünkü insanlar bize güveniyorlar. İnsanlar bize emanetleri teslim etmişler. Biz emanetlerini en iyisi, en layığı neredeyse orada dağıtmaya, hizmet etmeye geldik. Evet. Moro'da çok güzel faaliyetleriniz var. Evet. Yetim okulu projemiz vardı. Hayata geçiyor. Akşam açılışı var. Öğrenci yurdumuz yine aynı şekilde. Evet. Burada radyo istasyonu kurdunuz. Çok yönlü olarak çalışmalara devam ediyorsunuz. Moro'nun çektiği acıların üstüne özellikle elde eden bu kardeşlerimizin gözlerinde umudu görüyoruz. Evet. Bundan sonra da Moro'da olacağız mı? Kaç yıldır Ribat olarak Moro'dasınız? Efendim, aşağı yukarı biz de 6 yıldır Moro'dayız Ribat olaraktan. Şu anda biz hep buradayız ve hep burada olacağız. Şu anda yeni hedefimiz bir ilkokul ve ortaokul. Evet. Bu müjdeyi de verelim o zaman. Bu müjdeyi de verelim. İnşallah onun temelinde en kısa zamanda burada açacağız. Ve burası hep bizim artık. Çünkü bir özel bölgemiz oldu. Burası Osmanlı. Bize diyorlar ki Osmanlı neredeydi? Biz geldik, biz buradayız şu anda. Halkın bizi görünce Türkler geldi deyip pencereye çıkıyorlar İsmail Bey. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Çok güzel. Kolaylıklar diliyoruz efendim. İyi çalışmalar. Allah'a emanet olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun.